Öncelikli olarak herkese geçmiş olsun. Bugün ayın 18'i, günlerden TYT idi. Sınava girdik çıktık. Şimdi ilk izlenimler, ilk paylaşımları yapacağım sizinle. Ümit ediyorum hakkınızı, yani en azından emeklerinizin karşılığını alabildiğiniz bir sınavdır. Yani sınav biraz ilginçti benim için. Balıkesir'de girdik sınava. Balıkesir'de bugün hava çok nemli, çok basık, kötü bir hava var. Dolayısıyla o sınavdaki atmosferi bozdu. En azından benim atmosferimi bozdu. Balıkesir'de sınava girenlerin Allah yardımcısı olsun diyelim. Genel itibariyle sorular nasıl? Şöyle, tabii matematikçi olduğumuz için öncelikli olarak matematikten başladık. Matematik soruları genel itibariyle açıktı. Fakat gene her zamanki gibi sorular uzun. Ama sorular anlaşılır, çözülebilir sorulardı. Özellikle geometri soruları hakkında geçen sene de sınava girmiştim ben. Yani geçen seneki geometri sorularına nazaran bence daha açık, anlaşılır, çözülebilir seviyede sorular vardı. Ardından matematiğin kendisine gelecek olursak soruların özellikle benim kitapçığın ilk sayfası genel itibariyle ilk bende oluşturduğu intiba şuydu. Dedim ki abi çıkmış soruları çözen adam bu soruları yapıştırır o derece. Yani o öyle bir algı, öyle bir duygu oluştu bende. Problem soruları genel itibariyle yani o uzun diyebilirdik ona da, fakat genel itibariyle dediğim gibi açık, anlaşılır. Ya şurası şöyle mi böyle mi diye çok fazla sağa sola çekilemeyecek açıklıktaydı bence. Olasılık sorusu yine nispeten rahattı. Her zaman dediğim gibi olasılıktan çok fazla zorlamıyorlar Allah'tan bizi. Permütasyon sorusunda da gene çok aman aman bir dert yoktu. Bölünebilme sorusu vardı, bir onu beğendim. İlginç bir şekilde bende bir 19. soru vardı, bu ayıcıklı soru, ayıcıklı, kaktüslü, şu bu. Soruyu ilk denemede yapamadım, yani çıkmadı. İkinci yer bir daha denedim, abi gene olmayınca dedim hacı sen bekle. Bunu niye anlatıyorum? Bunu şunun için, abi yani matematik öğretmeni de olsan o an için çıkmıyorsa, farklı bir durum, farklı bir şey varsa yani olabilir. Ne yapacaksın abi orada? Bırakacaksın, soruyla güreşmeyeceksin. Soruyla güreşirsen oturursun, yani kapa tabirle götünün üstüne oturursun, çok hoş olmaz. Bunun dışında Türkçe benim zaten öğrencilik yıllarımdan beri genel itibariyle çok keyif almadığım bir ders. Bitirene kadar beni hafakanların bastığı bir ders, test veya öyle diyeyim. Gene öyle oldu, değişen çok bir şey olmadı Türkçe için, fakat sorular çok uzun değildi sanki. Metinler anlaşılırdı zannımca. Yani geçen seneye nazaran biraz daha rahat bir sınav olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. En azından kendi açımdan veya sınavda yaşadığım tecrübe öyle bir his oluşturdu bende. Fen soruları genel itibariyle zaten rahat oluyor. Bu sene de yine nispeten rahattı. Sosyali çok anlamadım ama sosyal sorularını da okuyup yapabildim. Yani herhangi bir hazırlığı olmayan biri için sosyal soruları da sanki biraz iyiydi. Tabii bu sınav anından çıktıktan sonra arabaya, yani telefona ulaştığım anda yaşadığım soruları tekrar kontrol edemediğim bir düzende ağzımdan, gönlümden, kalbimden dökülenler. Geçen sene sınavı kabaca ucu ucuna yetiştirmiştim TYT'yi. Bu sene 25-30 dakikaya yakın bir süre kaldı. Orada da yine bekledim, soruları tekrar bir kontrol ettim. Sonrasında işte bir tane şıkkı değiştirdim. Kitapçıktaki ile optik formdaki farklıymış. Yani genel itibariyle iyi bir sınavdı, rahat bir sınavdı. Ümit ediyorum az önce söylediğim gibi hakkınızda hayırlı güzel sonuçlara, en azından emeğinizin karşılığını alabileceğiniz bir sonuca götürür. Bundan sonra ne var? AYT var. TYT iyi de geçse, kötü de geçse, bu kalan saatlerini, kabaca 24 saat veya 3 çık 21 saat, 20 saatini güzel geçir. Gönlünce geçir. Kendini rahatlatacak, aklını, gönlünü, ruhunu, bedenini, fiziksel olarak da bedenini rahatlatacak iş, fiil veya aktiviteler de bulun. Bence çok fazla sorulara takılma. Olan oldu, biten bitti. Bundan sonra ne yapacaksın abi? Bundan sonra yarınki ana sınava gireceksin. Yarınki sınav da çok önemli. Hatta bundan daha önemli. Ağırlık olarak da ümit edelim ki yarınki sınavın da çok iyi geçer ve hakiki manada böyle istediğini, en azından kalbindeki, aklındaki üniversiteyi, bölümü yakalar, ona kavuşursun. Ben burada kapatıyorum. Yarın kısmetse biraz daha uzun metrajlı görüşürüz. Sonrasında da yazın artık güzel bir yaz, güzel bir tatil seni bekliyor olur ümit ediyorum.
birkaç ay sonra da istediğin üniversitenin kampüsünden içeri girmen dileklerimle. Sağlıcakla kal tatlı çocuk, en güzel günler senin olsun.